Hanımlar, beyler, old rabarbacılar, 15 yıllık radyo programımızın ta en başından ya da ortalarından bir yerinden yakalamış olanlar. Bugünkü kadromuz Kemal Ayça, Nuri Çetin, Mesut Süre. Başka bir şey demem. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk, hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Bugün yaşam standardını düşüren ne var diye konuşacağız. Şimdi hiç kimseyi kastetmeden söylüyorum, ikinizin de normal hayatlarını bildiğim için. Kapasitesiz bir abi yaşam standartını düşürdü. Kastetmiyorum. Sadece anlatın diye. Estağfurullah, ben hiç üstüm alamam. İkimizin de abisi var, kimse kasta olmuyor. Tıpkı eski kasta günlerdeki olmuyor. Gibi. Anlat Nuri. Yani bir abinin standardı önemli mi? Hatalarından mı öğrenirsin? Ha. Yoksa başarı, mentorluk mu yaparsın? Güzel. Gibi. Sen mesela abilik müessesen sen var senin şimdi. Nasıl abim olmam şeklinde yaşıyorum ben hayatı. Öyle mi? Vallahi ama kastetmiş. Ben o kadar tanımıyorum çünkü. Yani vakit geçirmişliğimiz yok hiç abinle. Sadece merhabalaştık. Evet, evet. Genel olarak soruyorum. Abin bir daha senin abinle top oynadı. Abinle top oynadı. Tabii benim abim de şey. Yani kendi halinde bir adam. Aha. Bana birazcık katkısı oldu ya. Ben böyle ilk yabancı müziklerle falan abim sayesinde böyle şey oldu. Madonna dinliyordu, Michael Jackson dinliyordu. Kasetler vardı evde. Ha, Doktor Alban'la beni abim tanıştırdı. Yani şey evet abi. Öyle mi? Doktor Alban. Yoksa Doktor Alban'a sıra bulmak zor. Aslında bu verdiğiniz iki örnekte vizyoner abiler sahibi olduğunuzu gösteriyor. Doğru. Senin ya bir şey söyleyeceğim. Nargileciye de götürebilirdiniz seni. Aynen. Yani. Kader de dinleyebilirdiniz. Onu da yaptı. Onu da yaptı. Sonra ben seçim yaptım. Abim benden önce o çizmeye başladı. Ben onu özenip çizdim bu arada. Hiç gömmeyeyim o açıdan. Hiç yani. Gömme bak mesela. Bak doğru bak işte pozitif bir katkı bu. Abim evet. Olmamaya çalışıyorum diyorsun ama halbuki bak abin olmuşsun. Tabii yani. 10 yaşında abim olmak için çıldırıyordum. Ha, değil mi? Öyle öyle. Kaç yaş var aranızda? 3 yaş. 3 yaş ideal. Sizde? Bizim 7 yaş var. Ha. O yüzden ben çok şey öğrendim. Seninki yarı baba. Evet. 7 yaş çok yani. Ben abim normal... olmaya çalışırken çok dayak yedim abimden. Hangisini yapsam acaba diye. İkilemde çok kaldım o yüzden. Çünkü bak 7 yaş ne demek biliyor musun? 5 ken 12. Alakaları yok yani dönem olarak. Evet. 9 ken 16. Öyle. Hep çocuksun yani. Siz ne zaman toparladınız? Sen 20 iken o 27 iken anca... Muhabbet eder hale geldiniz. Tabii canım zaten çocukluğumuz ayrı geçti. Ben işte dediğin gibi ben ergenliğe girerken adam üniversite kazandı gitti şehirden. Ha. Onun hayatına çok imreniyordum. Halbuki o da parasız pozsuz geziyordu aç bir şekilde. Değil mi? Ama batak masaları. Evet. Mesela böyle ben daha liseye başlayacağım. Onun mesela şehir dışındaki öğrenci evine gittim. Onlar için mesela sefaletti ama ben böyle ağzım açık bakıyordum çatlak duvarlara. Bu ne güzel hayat diye. Çünkü çok güzel bir şey anlattın. Başka bir şey oğlum. O dönem o öğrenci evine gitmek senin hayallerinin ötesi. Tabii canım. Abim hayat kurmuş kendine, kendi başına yaşıyor. Benim İstanbul'da üniversite kazanmış çok yakın bir arkadaşım vardı böyle. Her günümüz beraber geçiyordu. Ara ara Bursa'ya gelirdi tamam mı? Sonra giderdi. Bursa bana bir çorak, bir köy gelirdi o gittikten sonra. Kaç kere benim ağlamışlığım var o gitti diye. Ben ne yapacağım bu koca şehirde? Yetmiyor bana. Sanki ne cebimde para yok. Koca Bursa. Aynen, ne yetmiyor sana yani. İstanbul. O evde yerde çöp oluyor da o sana güzel geliyor ya. Aha. Çöpe bakıyorsun. Yerde çöp var. Hala alınmıyor. Kimse de laf etmiyor. Tabii. Bunlar büyük adam herhalde. Bir de böyle kadın madın konuşuluyor evde. Ha. Birisi kız arkadaşıyla falan gelmiş. Ben mesela kız görünce kaçıyorum o yaşlarda. Diyorum ki bunlar ne olmuş ya? Ha. Benim de bu hayatı yaşamam evet. Lazım diyorum. Tabii. Böyle öyle ders sen çalıştım abini, ben mesela. Bir kızla flört ederken gördün mü? İşte gördüm Ankara'da. Bir kız arkadaşı vardı. Zaten onunla evlendi gitti. Ne kadar yanlış. Tabii tabii. Yani hayatımızın yarısında ben ona özendim. Diğer ikisinde hep o bana. Çünkü bu ibret yani. Tabii. Anladın benim mı? Benim abim 23 evet. Yaşında evlendi. Aha. 24 yaşında çocuğu oldu. Biliyorsunuz Hasan'ı. Evet tabii. Hasan da 23 yaşında evlendi. 24 yaşında çocuğu oldu. Abim şu an dede benim. Abin dede. Abim 49 yaşında oğlum şu an dede. Senin Hasan'ın çocuğu mu var? Evet. Ben 42 yaşındayım. Evet. Abim de daha 40, 50 olmadı oğlum dede yani. Ben ha. Abime gidip bağırarak konuşuyorum. Dinç gördüm seni filan diye. Çok canı sıkılıyor. Ben şey hatırlıyorum. Bir yaz tatilinde bir kızla arasında bir yakınlaşma olduğunu hatırlıyorum abimin. Hep yakınlarında olmak istiyordum onların. Tabii. Yani o da aslında çok başarılı değil. Böyle daha flörtü daha ufak ufak. Sen anlamıyorsun ki o yaşta oğlum. Onların 3 yaş var ama. Devlerin aşkı o yani. Nereden nasıl su atılıyor acaba? Kim kimi kumaklamayacak acaba? Bu işler nasıl oluyor diye merak ediyorum. Tabii. Bir de
kendinden daha büyük yaş grubunun kızları sana iyice kaftanın arkası gibi gelir o zaman. Yani abinin normal bir kız arkadaşı da. Yani bence küçük bir erkek kardeş abisinin etrafındaki her kıza aşık olmaya çok meyillidir. Bir saniye içinde. Herhangi birine yani. Aynen. Bu Filiz. Doğru. Kalbin çarpar. Bu Leyla kalbin çarpar. Çünkü hiç bilmediğin bir dünya. Küçük kardeşi tanışırken o kızlar da ekstra bir sevecen. Tabii. Sempatik olurlar ya. Evet evet. Tabii tabii. Sen flörtleşiyor zannedersin senle. Evet. Yani aslında seni bir çocuk şeyine koyuyor. Ama sen kendini bir, bir hanımefendinin sadece yüzüne baktığımız zamanlar. Başka bir şey aklımıza tabii, gelmiyor. Tabii, sadece aşk ya. Yüzü güzel, gözleri güzel, aşk. Sesi ince bana merhaba dedi. Sadece çünkü aklına gelmiyor daha. Vücut vücut sende yok, algıda yok yani. Evet. Yani. Sadece romantik bir his yaşıyorsun. Heh. Hatta kendi kendine tribe falan giriyorsun. Tabii tabii. Gözlerin doluyor yani iki dakika içinde. Bir kızı düşünürken... Sürekli sadece öpüşme düşündüğüm bir zaman var. Evet, tabii tabii. 20 saat. Şu anda öpüyorum. Yeter, birazcık nefes alırız, gene öpüşürüz. Öbür taraf aklına gelmiyor ki çünkü. Diyorsun ki öbür taraf çok ayıp. Bilgin de yok. Bilgin de yok. Ayıbı da yok, tam bilgim de yok. O zamanlar bizim için bilgiye ulaşması tabii. Çok kolay değildi. Değildi, tabii. Benim abimin öğrenci evindeki arkadaşlarından birisi Kırgız'dı. O da kendine başka bir Kırgız mı, Türkmen mi... Kız arkadaşı yapmıştı. O gelmişti mesela eve. Ben ona da mesela aşık olmuştum. Yani altın diş detayı bile. Çok beğendiğim bir kız lisede olasılık diye bir konu vardı matematikte. Bana olasılık anlatır mısın dedi bizim evde. Bu cümleyi kurdu ve ben elim ayağım boşaldı. Sevinçten sıraya oturdum böyle kızın karşısında. Gözüm karardı. Böyle. Kartal gibi tünemiş. Ya hiç beklemediğim bir şeydi. Ben ama yani hayatımda duyduğum en güzel cümleydi. Bu bir bahane değil o zaman. Yok gayet kız bayağı ders almak istedi. Almak istedi. Evet, anlatabildin mi olasılık? Kolaya falan getirdi kız. Yok hiç gitmedi. Rezil oldum ya. Kolaya falan gitme getirdi. Gitme olasılığın bitti mi şu an? Yemin ediyorum. Şu an sana olasılığı anlattım. Bir olasılık nasıl sıfırlanır? Olacak var, olmayacak. Pratik olarak böyle anlatmış. Anlattım sana şimdi dedim yani. Peki bu yaşta aynı hisse kapılınır mı ya acaba? Kapılınır aga. Şimdi bizim artık başımız bağlı da sen belki kapılıyorsun. Ben tabii tabii. Ben çok oturuyorum gözlerim karıyor. Masaya yine oturacak kadar oluyor mu? Elbette. Benim her en ufak bir şey gözlerim karıyor. Bize karşı bu biraz sağlıksızlıkla ilgili olabilir ama. Senin çok ünlüyle karşılaştığın zaman olabilir belki herhalde ya. Hani sen çok hayransın artık. Ha tamam. Öyle birisi dedi ki sana gel olasılık çalışalım. Hala 42 yaşındayım bana olasılık anlatır mısın? Ne yapacaksın ablacığım olasılık? Şu hayatta her şeyi çözdüm. Para pul açmış olasılık. Sende. Yani bir poşete mavi bir atılıyor, bir tane yeşil atılıyor. Mavi gelme olasılığı bir türlü. Mavi gelene kadar yoğun diye. Şu an anlatabilir misin? Aklında mı? Yok. Çalışırım ama. Çok çalışırım. Benim yani aklımda ya. Bir poşete 100 tane misket atıyorsun. 1/100. 99'u beyaz, bir tanesi kırmızı. Tamam. Kırmızı gelme ihtimali nedir? Doğru. Konu bu yani. Bu, tamam, bu giriş sıfırdır bu arada. Çek Allah çek. Gelmez abi. İnan bana sıfır. Kimse bana bunun 1/100 olduğunu anlatamaz. Evet. Herkese birer tane çektireceğiz. İkna aldınız mı bize? Geldi İlk mi kimse kız gelmedi. Hadi iyi akşamlar yarın yine gelin diye. Mesela ilk çekişinde de o kırmızıyı çeken de hile vardı. Tabii. Bu nettir çeken yani. Cindir. Ona, tabii. Kırmızı çeken cindir gerçekten. Öyle öyle. Onu bir daha çağırmayacak yani kırmızı çeken. Diyecek orası ki topunu da al siktir git. Kırmızı top da bırakmayacak poşette. Bembeyaz poşetlerle kendin gibi insanlar devam edeceğim. Yaşam standartını düşüren şeyler sizi şimdi iki evliyleyim ama azıcık flört dönemlerinize döndürmek istiyorum. Ailesiyle yaşayan flört. Hiç mesela ailesiyle yaşayan bir flörtünüzün evine ailesi yokken sızmayı başardınız mı bu hayatta? Bence bu da yaşanmışlıklarda Las Vegas'a gitmekte eşdeğerdir yani. Ben ailesi varken de girdim. Gerçekten mi? Evet. Oo, gizli gizli. Evet girdim. Oo, bu, ha, gizli. Bu bambaşka. Ben gizli. Sandım. Ama sen şöyle... uzaya çıkmışsın güzel kardeşim. Anası babasının haberiyle. Annesinin haberi vardı. Babasının haberi yoktu. Ama zaten şöyle yani böyle bir işte gece eğlendik meylendik. Dönüşte de kahve içmeye girdik. Evleri de böyle dubleksti. Üst kattan girdik. Kahve içtik, sohbet ettik. Ondan sonra çıktım ama mesela hep sorguladım bunu biliyor musun? O medeniyet bana fazla geldi. Odadan çıkar çıkmaz şey diye evde böyle babam oldu. Çıkarken şey dedim puh böyle aile. Evet, çok haksızsın. Öpüşememişim de. Sadece kahve içiyorum. Çok haksızsın ama. Çok haksızım tabii. Ama babanın haberi var mı yok mu? Orayı tamamlamadım. Var var. Ha var. Yani şöyle. Üst kattan girmenin ne alemi? Olay anne üzerinden
gerçekleşiyor. Fakat şöyle de bir şey var. Evde anne çok dominanttı. O ilişkide biliyorum ben. Yani baba zaten... baba muhtemelen mutsuz olmuştur. Ne gerek var böyle filan diye. Ama anne şey demişti. Karışma kızıma filan demişti. Ha, anladım. Öyle bir şey yaşamıştım. Yani. Adamın çok değişik bir şey yaşatmış Kemal mesela. Bütün oturma kahve içme boyunca şeydim yani. Babası ne zaman gelecek? Tabii. Herkes hep çok gergindi düşündüm. Acaba. Abi, yukarıda oğlan var diye gergin. Kimse gergin değil. Sen aşağıda baba var diye gergin. Sadece ben gergindim. Yataktaki o amca gergindi. Ondan da eminim yani. Evet. Aşağıdaki amca. Yine erkekler yani dünyayı gerdiler aslında. Adam benim yanıma gelemediği için gergindi. Ben adam gelir mi diye gergindim. Benim de aklım çıkmıştı. Üniversiteden bir arkadaşım. Şu an bile fazla. Demişti ki kızın babası da varken kız da uyumuşlar o evde. Ne? Aklım çıktı benim. Benim hala aklım çıktı. Anne baba evde kız da var. Uyumuşlar beraber. Sevgililer bunlar. Tanışmış adamlara. Hoş geldin demiş. Tanışmış. Kızım beni tanıştırır demiş arkadaşlarıyla. Gelmiş medeni bir şekilde tanışmış. Karşılıklı viskilerini yudumlamışlar. Ondan sonra uyumuşlar. Ama şey dedi. Hani baba bir anda uyumuş. Tabut gibi yattım dedi. Yani. Hiçbir şey yapmadım dedi gerginlikten. Tabut gibi yattım dedi yani. Ya işte biz bunu... Götümü döndüm dedi yani. Abi tabii ki yani orada başka bir adam var oğlum. Hiç böyle hani yabancının yaptığı gibi yapamıyoruz yani. Normal karşılanır bir şey gibi yapamıyoruz. Deniyoruz biz bunu. Çok çağdaş bir babaya yakın mısınız? Çok çağdaş bir baba olmaya. Ben mi? Yok. Ha, ya bu hikayedeki o çağdaş baba olabilir misin? Yok, eve almıyorum kendisini. Eşik. Eşik mi? Öğretmenler odası gibi giremezsin öğretmenler odasına. O bağla çocuğu zincirle. İçeri girmez mi? Kahve de içemez. Orası ülke sınırı gibi yani. Ha, biz de istiyorsun. Dikenli tel var o çocuk için. Sen çağdaş babaya yakın mısın? Olabilir gibi ya. Sanki ben de yakın değilim ama. Tamam. Tamam, soruyu tekrar sorayım. Uyur mu? Kim uyur mu? Oğlan. O çocuk senin kızınla evde uyur mu sen? Ha, o çocuk uyur da ben uyurum. Abi, sabaha kadar nelerle uğraşırım. Bir bahaneyle ben giderim ya. Yanlarına. Ha, uyku tutmadı ya. Ha, yanlarına sabaha gidiyor. Kadar babaannenizle uğraştım falan diye böyle. Neden? Salak salak bahane. Kabus gördüm falan. Korkuyorum derim. Aranıza yatayım mı? Yanlarına mı gidersin? Ha. Ben evden gidiyorsun zannettim. Hayır canım. Evden gitmek nasıl hareket? Ya iyice ne ya. Evden nasıl? Gittim mi artık? Gittim ben Milli şunu... Park'ta yaşa. Hayır hayır. Rengi iyiydi. Soyum tükeniyor benim diye yaşamadım. Türünün son örneği Necati abi. Böyle yürü. Muhabbet etsinler, gülsün, eğlensinler ama tamam. Ses kesildi mi içeri girip sene 78 diye. Saçma sapan bir konu. Altınzade'den Kartal'a 7 dakikada gitti. Bahaneler. Altında da Toros var diye kimse ilgilendirmeyenler. O zaman gaz bastı. Deli zamanlarım diye. Öyle giriyorsun içeri. Fişek gibiyim. Abi içeri girmeniz bak bir dakika. Ya karar verin eşikten sokmayın. Ama odaya girdilerse de artık o kapıyı çalın abi. Neden böyle bir seçenek? Girmeyin içeri yani. Hayır. Eve de alırız ama kontrol de deriz. Et kontrol ama odaya girmişler artık. O da onların alanı yani. Ya o zaman kontrol edemezsin. Gireceksin odaya. Abi, o abi ana kötü... baba varken eğer kız arkadaşın ya da erkek arkadaşını alıyorsan eğer hiç fark etmiyor cinsiyet evet. Burada. Birazcık da rahat duracaksın. Dikkat edersin. Tamam. Ona zaten bence güven... kamusal alanda oturulacak mutfak masasında. Evet, evet. Evet. Ne o? Cebir çalışacaksınız. Evet. Oğlum olsa da aynı davranış. Tamam güvenmiyor musunuz yani. Oğlunuza veya kızınıza? Herhalde içeride ahu ahu yapmayacak. Oğlum genç insana güvenilir mi? Bırak şimdi oğlunu kızı. Niye beraber durun? Tabii. Gerçekten cebir mi çalışacaklar yani? Hayır çalışmayacaklar cebir de. Sen varken orada o saygısızlığı yapmaz kızın sana. Çok zor işler bunlar ya. Sene 78 diye bir girelim mi içeri? Zor işler. O yüzden senin bana her zaman da söylerim. Çektiğimiz bir eski Ravarva Talk'lardan birinde ben iki tane çift sizi tatile gönderiyordum da bekara swing kolay demiştim bana. Evet. Bu konular öyle konular. Yani kız çocuğun yokken atıp tutmakla varken bunu yaşamak farklı şeyler. Ve ben şunu ya da erkek görüyorum. Çocuğun yokken fark etmez. Yani etrafımızda arkadaşlarımız var. Küçük kızları olan, küçük erkek çocukları olan. Şimdiden bazı gerginlikleri yaşıyorlar. Tabii. Böyle yapıyor ya. Bu kız çok uğraştıracak bizi falan diyor. Bayağı düşünüyor ha. Yani bunu. Bir de yapacak bir şey yok yani. 6 sene boyunca endişe. Yap olunca olsun. Evet. Endişe. Bir de devir iyice değişti yani. Ne olacağını da bilmiyorsun ki ileride. Yani cinsel yönelimi hakkında bir bilgin yok. Her şey olabilir. Her seçeneği yaşayabilir. Çocuğun eğitimini düşünüyorsun ya hiçbir normalde. Hiçbir şey yapamazsın. Hangi okula vereceğim şöyle olacak falan derken bir orta iki yanına bir tane Cem diye oğlan oturur. Tabii. Tabii. Ona böyle bakışır bakışır. Mesela bizim Cem'e zamanımızda... Cem'e kuruluyorsun böyle sigara içeceğin. Şey tazası yoktu anne babaların. Şu arkadaşın ne yapıyor? İşte senin ahlakını bozar mı? Çünkü herkes ahlaksızdı.
genel olarak şeydi yani. Büyük bir tehlike vardı. Bizde rahatlama şeydi. Bizim dönemimizde. Babası ne iş yapıyor? O tabii öyle canım. Bir cümle vardı. Babası ne iş yapıyor arkadaşın? Babası avukat. Ha rahatlıyordu mesela ailemiz. Yani babayla hani. Nerede avukat, rahatlamayacağım? Avukatın çocuğu. Doktor doktor diyorsun. Babası, babası kahve işletiyor. Babası gibi. Influencer mesela olsa şu an. Babası lady boy. Öyle, öyle şey. Ne kazanıyormuş aydın. Baba da bilmiyor Ladyboy'un da. Babası fanboy. Anası şimeyim. Ne yapacağız? Perpa'da mı diye soruyor. O kadar uzak. Perpa'da var bir Ladyboy. Evet. O böyle bir şey değil. OnlyFans Selam... Plaza'da dükkanları var. Selam söyledi. Perpa'da çok büyük dükkanı var. Çok selam söyle babana. Kolay, kolay gelsin. Yaşam standartını düşüren ne var diye devam ediyoruz. Bu arada onlarca bölümdür sana çok benzettiler. Ben bana benziyor diye koyduydum ama. Hayır, seninle hiç alakası yok. Şu gözlük tamam sensin, gerisi tamamen ben ya. Sakal, şapka. Kemal Ayça'nın ruhu burada, kendisi yok diyorlardı. Nihayet kendisi evet, de şu an. Evet, şimdi yakından baktım benziyormuş. Yeğenimizde. Böyle sağda solda... söylemeyi utanacağınız bir mesleği olsa babanızın, bu yaşam standartını düşürür mü? Köçek çocuğu olmak ister miydin? Donu açar bir yandan. Baban ya. Köçek. Tamam. Mesela söyler miydin bize? Söylerim ya. Evet, zilleri takıp böyle şey biliyorsun onları yani. Aslında köçeklik o kadar ekonomi döndüremeyeceği için dönem dönem köçek olur. Belli olmaz ya. Her işin bir köçek olur. Döndüreni de var ya, bir seviyesi var. Peki, çok bilinen köçekse. Peki abi, annenin babana saygısı azalır mıydı köçek olsa? Belki abi. De oradan tavladı. Ha. Dururum, dururum. O bazı kadın var. Aslında birçok kadın evdeki erkeği şey ister ya, sorun çıkarmasın. Tripli olmasın, evet. Sinirli olmasın. Bir de sahnede inanılmaz olsun. Bir de yani iki belini kırsın. Yatakta ben, önemli değil, sahnesi müthiş olur. Ben mesela kadın olsam köçek adam isterim. Niye istemiyorum? Öyle mi? Tabii canım. Şu an kendi baban köçek olsa? Çok gülerim. Vallahi. Bunlar genelde bir işi olur. Sonra derler ki X bir şeyimiz var. Hmm. Toplantımız var. Orada köçe ihtiyacımız var. İsmail abi sen. Şirket işi oğlum işte, biz de yapıyoruz yani, ne farkımız var? Bir arkadaşım mesela babası şiirler falan paylaşıyor bir yerlerde. Babasından utanıyor. Evet biliyorum şiir onu. Şiir kitabı çıkarmış da olabilir. Aha. Onu da yapıyorlar ya, kendileri bastırıyorlar. Kitap çıkarması sorun değil de günün teknolojisine ayak uyduran bir iş yapıyor. Ha. Mesela yayın açıyor filan. Tabii. Ha. Şimdiki baban Instagram canlı yayını açıyor. Anneni de boşamış. Tamam mı? Demiş ki hayat son düzlük. Çünkü bak ölüm şöyle bir şey yani. Son düzlükte bizim içimizden de ne çıkacağı belli olmaz. Evet. Gerçekten. O değil canım. Adam ölmeye koşarken öyle bir şey yapmıyordur. Nasıl? Hayata tutunmak tamam, için. Tamam tamam. Ama işte aslında oradaki motivasyon yolun sonuna geldiğini evet hissetmek. Hayata ne zaman tutunursun? 64 yaşında. Neden abi? Yani iki türlü yol var yani. Bazısı tamamen dine dönüyor. El ele sabah namazına gidiyor. Hayata tutunmak şu sarmaşıkla atlamak gibi bir şey mi acaba böyle? Öyle abi. Karşıya da geçebilirsin. Her şeye dikkat ediyorsun. Yapamayıp düşebilirsin. Şeye. Evden çıkarken iki kere düşünüyorsun. Arabayla giderken değer iki kere mi düşünüyorsun. Değer mi diyorsun. Hatta çoğu zaman yapmıyorsun planlarını. Köçekliği bıraksan. Çünkü oğlum ölüm korkusu yani. Ha, bence onun motivasyonu o. Hani son 10 yıla girdiğini, 15 yıla girdiğini bilmek yani aşağı yukarı. Matematik ortada çünkü. Şu şeyin ismi başka bir şey miydi ya? Hani üst vücudunu kapatıyorsun da göbeğine... Heh, ağız, aşık ile maşuk. Heh, aşık, o mesela aşık daha benim için kabullenir bir durum. Kabullenilir bir durum. Evet. Öyle çünkü mi? Yani şey orada mi? Bir şey var oğlum yani bir... Sanat. Marvel karakteri gibisin. Hayır, tamam mı? Baban olduğunu mu reddedeceksin? Değil o mu diyeceksin? Hayır. Yüzü değil, belli ondan değil. Değil. Tamam, babam olduğu çok belli yani. Babam yapıyor babanın bunu. Babanın da şurada öyle bir beli var ki. Herkes evet de biliyor. Yok. Hayır. Babası şöyle yapıyor. Yapıyor aşk ile maşunu. Çıkartıyor tişörtü. Ben diyor ki Kemal Ayça'nın babasıyım. Finalde saygılar diyor. Büyük alkış geliyor. Yani söylüyor da Instagram videolarında falan. Şimdi lan. Kemal Ayça stand-up. Benden sonra oğlum geliyor. Evet. Açılış yapıyor. Babama çok teşekkür ederiz. Evet, kadınlar diye başlıyorsun. Stand-up'a başlıyorsun. Bence bu daha kabullenilir. Şey daha can sıkıcı. Çok adamsın. Adam gibi adamsın. Bıyığın var, post bıyığın falan. Ama altında fırıl fırıl etek var. Böyle böyle bir öyle bir de köçek var ya. O biraz daha can sıkıcı. Tabii köçekler ama. Adam adam dans ediyorsun hırslı hırslı. Böyle. Evet. Bravo. Köçeklikte feminen bir durum yok bu arada. Peki aşık değil de maşuk olursa.
O kim o maaşın çocuğu diye. Maaşın biraz çocuğu. Da papağan ismi ya. Yani. Olayın yerel olmasında mı bir sorun var acaba? Yerelde kalmış. Olayın ekonomisi çok önemli abi. Köçeklikten sen ayda 400 bin lira sok. Yemin ediyorum bak nasıl büyük saygıdeğer olursun. Hiç, hiç yemin ediyorum değil. Kendi Instagram hesabını köçeğin oğlu diye açarsın hocam. Köçeğin oğlu Nuri. Öyle şey oluyor ya. Çok ünlünün oğlu da mesela aynı mesleği yapıyor ama o kadar ünlü olamıyor. Olmuyor tabii olmuyor. Evet. Kırıyorsun kendini. Evet. Aşık maşuk. Gözleri ayrı oynuyor, ağzı ayrı oynuyor. Sonra biri böyle. Baban gibi değil mi? Evet biri böyle. Babanın göbeğinin gölgesinde kaldın diye. Arkandan şey diyorum, babası başkaydı. Evet. Anladın mı? Bu çocuk. Hep yani. Öyle ya. Hep öyle bir de yani. Her işte öyledir yani. Var mı ki oğlu ünlü babasından daha başarılı. Bir tek Şener Şen vardır herhalde bu örnekte. Babasını geçmiş. Ali Şen'i ha? Ali Şen'i geçmiş. Onun haricinde de yoktur ya. Zannetmiyorum. Var mı? Futbolda falan vardır belki. Belki ama normal evet sanat camiasında çok az. Bence kimsenin babası hakkında böyle utanmaya falan hakkı yok ya. Yok. Şiir mi okuyacak? Buyur babacığım okuyacak. Sen paylaşacaksın story'de. Bu da benim babam diye. Teori de öyle de. Babanın yazdığı şiire de bari. Karılar karılar diye şiir yazsa paylaşır mısın ya? O karılar. O gülmemeler diye. Ben var ya bir paylaşırım. Yani bir anda coşsa babanın böyle. Posta gazetesini ben domine ediyordum diye. Böyle gibi bir de böyle evet, şey evet. Ama erotik göndermeler olan böyle utanacağın şiirler paylaşıyor tamam mı? Bacakların, bacakların. Müthiş. Sapığın oğlu diye oyun koyarım. Oğlum deli misin? Bunlar ne biçim etkileşim ya? Burada bir uyarırsın ama babana. Baba ne yapıyorsun dersin yani? Sen de benim yaşıma gelince görürsün. Yani kulağına da gelir benim bu. Benim babam hep öyle demiştir bana. Hiç de görmedim. Bak babalarınız bir anda erotik şiir yazıp paylaşmaya kalksa babalarınızın arkadaşları size bir gelir biliyor musun? Der ki babanla bir konuş. Bizi dinlemiyor der yani. Evladım laf söz oluyor. Ondan siz sonra ne biz diyorsunuz ki ona diye sorarım yani. Onların tavsiyesi ne acaba? Hayır yapma diyorlar işte. Ha, sen beraber onunla göbek atmış adamsın. Sen laf geçiremiyorsan. Ha, adam gibi köçekliğimize devam edelim diye. Ne gerek var? Erotik şiire. Yapmasın diyorlar babanın için yani. Gelip seninle konuşuyor. Orada da bir şey var. Yaşam standartı düşer yani. Utanç var. Bence kardeşim herkes her şeyi yapabilmeli. Ama ben de bundan dolayı yargılanmamalıyım. Tamam. Ama topluma bunu dinletemez. Adam babasına bak derler, seni de ayıplarlar. Ama işte biz bak biz bile şu an Kemal'in babası erotik şiirler yayınlasa biz bile senin arkasına gülmez miyiz? Bir Kemal'in tabii, yerinde tabii olmak istemezdik. Ha tabii tabii. Yani anladın mı? Bir şeyimiz değişir yani. Konuyu arkamdan konuşursunuz. Kemal'i çok seviyoruz ya. Konuyu hiç açmayız ve o açtığı zaman da kapatırız. Yani yüzüne gülmek istemiyoruz kardeşim. Çaktırmadan yani yanında kafiyeli falan konuşuyorsunuz. Lan diyoruz. Son şiirin baldır çıktı diyelim. Bir de sizi de ağırlıyor. Mesut senin çok takipçim var. Yani duyurum. Paylaşır mısın diyorsunuz. Yani. Okur musun bir Şükrü şiir? Şükrü amcadan baldır çıktı diye. Yani mesela babam seninle düet yapmak istiyor diyorsun tamam mı? Terli baldır diye başlıyorsun. Serum mesela yaşam standartını düşürür. Sık sık serum taktırmak. Nasıl bakıyorsunuz? Hasta değilken mi abi? Bazı insanlar var ya türedi şimdi. Serum biraz böyle bir şey oldu. Trend de oldu. Bu yüzden hatta yok. Özel şirketler çıktı. Eve gelip serum takıyorlar ha, biliyor musun? Böyle damplar var. 10 tane fotoğraf arka arka koyuyor Instagram'da. İnfluencer mesela. Yoğun. En son bir tane serumlu fotoğraf koyuyor. O şey demek sizin için bu kadar şey yaptım. Yani çok yoruldum ve koşturdum ve serum yiyorum arkadaşlar. Serumlu fotoğrafın ekmeğini yemek diye bir şey var şu an yani. Sen hiç yaptın mı öyle serum yok fotoğraf? Sen hiç de paylaş. Ben de paylaşmadım. Ben yemedim serum. Ama lisedeki kavga çizgi gibi şu an serum. Havalı yani. Öyle öyle. Yara bandı gibi yani anladın mı? Serum. Yoğun ya o kadar yoğun ki serum taktırmış ancak. Kendi eşime dostuma atmışlığım vardır. Hani bir işe geç kaldıysam bir işi ertelediysem falan bak bu haldeyim diye. Ama sosyal medyadan ne bileyim ya. İşte şeyler. O zaman endoskopiyi de paylaş. Kolonoskopiyi onları paylaş. İşte onları yapıyor. Sizin yaşlılar için bak. Hayır mı yaşlılar yapıyor. Arkadaşlar ya bana lama yaptılar. Her şey sizin. Ama yetişirim ilişki testinde. Her şey sizin için. Şey, katarakt olmuş bir gözü bantlı fotoğrafı var mı babanın? Öyle mi? Yaşlı acımaz oğlum yaşlı tabii koyar. Fena ya değil ama. Yağsın geçmiş olsunlar diye. Ha tabii o evet. Peki eleştirebilir miyiz bunu yani? Yağsın. İlgi arsızlığı evet canım bu. Ama hepimiz ilgi istiyoruz zaten. Yani bir gözüyle like bakıyor.
Biz sanatçıyız oğlum. Biz isteriz. Ay ya, herkes ister oğlum. Her türlü pisliği sanatla kapatıyor. Ne güzel. İki gözünü aynı anda katarakt yapsalar nasıl merak edersin? Kaç like yapsalar? Ya bu Instagram'ın kabartmalısı yok mu diye like'ıma bakacağım, yorum'uma bakacağım. Yok Allah, yok. Baban öyle darlıyor seni, kaç oldu? Geçmiş olsun yazmış mı? İsmail Bey yazmış mı? Ben valla olsam koyarım o yaşta. Vay pezevenkli. O kadar biz onlara ben, yardım ettik Ramazan'da. He, ben ona yazmıştım. Hastanelerde hastalık yarıştırma diye bir şey var. Sen bir hasta yakın, sen bir hasta yakın, sen bir hasta yakın. Hastalarımızın hastalığı üzerinden sizlik yarıştırıyoruz yani. En sert olan, en zor durumda evet, olan. Evet, tabii. Asıl onun, yani sen bana çay getirmek zorundasın. benim halamın doktorlar diyor ki artık her haber hazırlıklı olun diyorlar. Babaannene. Senin de faranjit olmuş, tamam mı? Benim halamın ama doktor diyor ki beklemeyin artık bu saatten sonra diyor. Sen de faranjitsin. Çayı sen getireceksin yani. Ben daha üzgünüm. Benim doğru ihtiyacım var. Ya da böyle babaannene Alzheimer teşhisi koyuyorlar. Böyle giriyorlar. Bundan sonra kral benim diye. Hem kurtulacak hem de bir süreç yani. Ha, doğru. Refakatçinin muhabbeti yine hastalık mı oluyor ya? Sanki aslında hastalıktan bunalıp da normal bir lan o da Beşiktaş Fener konuşursun yani. Bak toplum içinde asla konuşulmayacak şey iki hasta yakın arasında neler konuşuluyor. Evet doğru doğru. Hayırlısıysa artık. Aslında bir kurtuluş falan diyorlar biliyor musun? Babası için diyor bunu. Tabii. Allah çektirmesinle bir giriyorlar abi. Tabii. Ondan sonra finalde şey diyor, inşallah yarın ölür. Oraya kadar gidiyor yani. Senin için refakat ya, hani bir ihtiyacı olunca koluna girmek, yürütmek falan. Muhabbet ama çok güzel diğer adamlarla falan. Sonra geliyor, çağırıyor seni, diyor ki yürüt beni, çişe götür. Ya. En tatlı yerinde ya. Ya hem orada, oradaki hemşireyle bir frekans tutturmuşuz. Ha. Oradan da hastane flörtü. Amcam diyor ki Mesut beni çişe götür. Kendin işe amına. Oğlum zaten işedim. İkinciyi bari sen götür. İki saattir sohbet ediyor belli. İkinciyi yapmayayım diye sesleniyorum. Ben oradan kalkmayabilirim biliyor musun? Yani çünkü hayat burada yani. Neşe güzel burada. Doktor evet. Masada kalabilir demiştin. Üzülerek gidiyor. Ay, hayat beni çağırmış. Burada güzel bir sohbet tutturmuşum, tamam mı? Ama böyle klasım yani. Bir de gecenin ikisi üçü ya. Ha, evet evet. Tabii. Farklı bir bağ kuruyorsun. Bir orada. De yani evet. Orada hemşire hanım bütün böyle o çiçekli şeyleri var ya, kıyafetleri. Aha. Bütün şirinliğiyle orada seninle sohbete girmiş. O da işte bakmış insanların içerisinde en ona en yakın kafada sen varsın. Evet. Ya da tanıyor seni yani. Ha gibi. Ünlüsün. Ama o içeriden birden ses geliyor yani. Bitti. Bir de şey yani böyle birbirinize bakıyorsunuz. Hangimiz gidelim? Ne kadar flört de olsa hemşireden beklerim. Ben. Gerçekten bitti. Bitirdin şu an. Çok çirkin ama mesela. Orada, ben hayatı o kadar çok seviyorum ki flörtün bitme pahasına hemşireye derim ki hanımefendi sizin göreviniz. Değil mi? Anladın mı? Sen hiç katlanamam. Ben de mesela flört bitmesin diye sen dur ben hallederim ha, derim. Ben ölsem demem onu. Ölsem. Siz de çok yoruldunuz bu akşam. Bir döndün abi hemşire başka bir hasta yakınıyla muhabbet ediyormuş. Vallahi hemşire şey. Aa işte bak o zaman babama dedim ki bir daha. Bir daha sıç. Anladın mı? Ha, en azından tekrar değil düğmeye basalım da yardım isteyelim. Tabii yani sürekli düğmeye şey basalım. Burada da doğru anlayalım bu. Hemşirelerin böyle flörtöz gibi göstermiyoruz. Sadece sohbet ve muhabbetteyiz. Flörtte ne var canım? Ha, herkes olsun. Herkes de flört yine edebilir. De sadece salt akalite muhabbet, tamam mı? Senin seçmiş hemşire ya, o gece. Refakat çok sıkıcı bir şey gerçekten. Tabii yani. Orada muhabbeti açsın. Ya orada ya, şey hasta olan yakının da normalde muhabbet engiz bir adamken hasta olduğu için muhabbet edemiyor. Beyler şimdi hemşireyle flört zamanı flört ediyorsunuz diyeyim, tamam mı? Refakatçisiniz. Kantinden gidip birer çay alıp gelir misiniz siz bekleyin hemşire? O kadar... Çaysız bırakmam ben hemşire. Gerçekten. Tazeliyorum. Gidip gelir misin mesela? İki kat aşağıda kantin var. Gittin bekleyin siz deyip mesela gidip gelir misin hep? Çayı, kahvesi, bisküvisi, taç ay kraker. Ay yeter diyor, yok yok diyorsun. Yanında bir de susamlı çubuk, taç kraker, çiz. Bunlar güzel bir paket yaptırmış. Boynu. Eti pufu. Afiyet olsun, ziyade olsun diye. Sabah altı olmasın. Allah'ım olmasın. Abi bence şöyle dışarıdan söyleyeceksin. Ki flörtün hakkı verilsin. Yok canım, o da çok abartı bir hareket olur. Abartın, hayır olur mu? Buket çiçek getirmişsin gibi olur yani. Ya bir kilo bak. Kuruya geliyor. Gerçekten. Hastalar uyanmış amına koyayım. Yapılmaz abi. Bir de babanın hesabı üzerinden söyleyeceğim. Orada ben, şimdi herkes dürüst olsun. Orada refakatçiliğinizden ödün verir misiniz orada?
Fakat ikinci planda çok güzel atıldı yani. Atıldı mı? Gerçekten ama ihtiyacı var babanın. Babam düğmeye basmadıkça hiçbir şey olmaz. Hatta her şey hakkındır. Tamam. Uyu diyorum, uyu. Sen uyuyunca geç. Düğmeye bastı gitmedin. Bunu yapar mısın? O kadar da değil. Devam. Ama kızımız çok güzel bir muhabbet ediyor. Baban da... Şeyi hissettim. Daha önce... hayatımın... Aradığım kadın. Evet. Ben bununla evlenirim daha hissettim. Önceki babanın düğmeleri de hepsi Kim Sonic şeyler çıkmış. Şarj ettim. Ben çorban bitti. TRT Spor'u açtı. Hep pencereyi aralar. Hep böyle sikson şeylerden basmış, tamam mı? Bazen şey oluyor. Dandik bir ameliyatın sonrasında sırf müşahede için tutuyorlar seni. Ha. Refakat ondan tamam. Dolayı. Tamam öyle. Baban da basıyor. Daha ağır olaydı da 3 gün 5 gün. Evet evet. şu an değişti işler. Ben mesela öyle bir durumda kendimi elimle bayıltıp kendim hastaneye yatabilirim yani. Baktım babamı çıkarıyorlar, artık gitmemiz gerekiyor. Ben de babamı bayıltam. Gitmemezlik eder misin? Baban düğmeye basıyor, muhabbet halindesin. Refakatçısın. Şey yani gidip hemen onu da çağırırım yani, hiç bağımızın kopmamasına çalışırım yani. Onu da biliyorum yani. Nasıl bağın kopmayacağını. Yani kapıya gidene kadar kıza bakarak. Yani anladın mı? Hmm. Geleceğim geleceğim gibi. Yani o göz temasını kaybetmeden 10 saniye girip çıkacaksın. Ne var baba be? Bir de böyle babanızı azarlar mısınız ya? Yani şuraya gelir mi insan? Sikeceğim düğmeni. Yani başka biri basıyor. Yani şey, o da canını sıkıyor işte. Başka hasta. Nasıl yani? Deyip çağırıyor işte başka hasta. Ha, başka hastayı var. Boğarsın bile yani. Acil yani. Diri ötüyor. Hemşireyi çağırıyor. Evet. Sonuçta evet. Hemşire sadece senin babanla anlayı ilgilenmiyor. Yanından hemşireyi yani. Alıyor yani. Şey aslında. Olmuş. Biiip olmuş. Biz burada flört. Serviste kimse kalmamış. Adam sohbet ediyor. Dördüncü katı olduğu gibi ölmüş diye. Hiç beklemiyorduk diye. Bütün kat ölmüş ama 7 saatte evet. Müthiş muhabbet. Sen abi böylesin. Yelizan nelerden hoşlanır? Ne tür müzik dinler diye. İki ses çıkıyor. Bir tane biiip bile sen böyle. Elde hareket. Abi. İşte evet abi. Orada... Kalp yangını başka bir şey. Yani. Ha, çok güzel dedin ya. Biraz kekomtrak bir cümle ama. Kalp yangını bir dizi adı. Bambaşka. Kalp yangını bambaşka kardeşim. Ne refakat dinler, ne baba dinler, ne amca dinler. Daha felaket bir cehennem anlatayım mı size? Çok mesela hoşlanmışsın. Sohbetiniz, elektriğiniz tutmuş. Çok güzel sohbet etmişsiniz. Sonra baban ya da anan basıyor düğmeye. Hemşire hanım gidiyor. Çok kötü davranıyorlar hemşire hanıma. Senin anan baban. Ha. Evet. Sonra sana da yüz vermiyor hemşire. Evet doğru. Sohbet de etmiyor. Doğru. Tanımıyor efendim diyeceksin. Diyor gidiyor. Tanımıyor mu? Sarı haptan, aptal bir şey söyle baba. Sarı haptan gitmedi. O var ya, yatağı şöyle katlarım ben. Bakalım ayağım burnuna değiyor mu diye. Çünkü hak ediyor. Baban hak etti mi yani? Canım. Doğru. Bir de... Şöyle ters de yatırma var değil mi böyle kafaya kaydı. Evet evet. Öyle bir durumda ben babamla ilgili çok kötü şeyler söyleyebilirim. Ya ben neler çektim bilmiyorsunuz. Gelin anlatayım size. Hani yani olmayan şeyler anlatırım babamla ilgili. Kemerle dövüyordu, dişlerimi çekti. Oğlum yani olur mu? Yeter ki kız ama da aynı frekansta. Seninle gelecek kurmakta şey yapar. Hayır tamam ama sonra ben toparladım, terapi aldım falan. Yani babayı itin götüne sokarak kızla tekrar diyalog kurma çabası. Anladın mı? Sonra 2 sene terapi aldım, turp gibiyim Selin Hanım. Ama babam öyle mi? Sonra düğmeye basınca da babacım diye koşuyorsun. Hiçbir şey yaramamış terapi. Başka bir hasta sık sık hemşireyi çağırdı ya demin yanımızda. Hı hı. Orada laf sokar mısınız hastaya ya da hasta yakınına? Ya o tabaka 4-5 kere çağırdı. Hemşireye çağırdı. Söylerim. Çok mu önemli? Niye böyle sürekli basıyorlar? Gitmeyin rahatsız der misin? Ediyorlar sizi. Ya bu sonuçta yani hepimiz öleceğiz. Selin. Yani bu yani yapacak düğmeyle bir şey yok. Mi kurtulacaksın ölümden? Bas o zaman evde. Psikolojisi olsun. Ha şimdi ay 3 gün sonra falan. Azrail geldi mi düğmeye mi basacaksın? Böyle böyle anlat. Orada işte yani. Çünkü bazı hayat çok nadir getirir böyle flörtleri insanın ayağına. Çok nadir olur yani. Böyle kıymetli an yakalamakla ilgili bir şey yok. Evet, yoksa bunu... yani geri döner yine muhabbet edersiniz ama an kopar. Kovalayınca olmaz bir de bu. Anladın mı? Yani hayat getirir sana, o anda bunu uzatmaktır senin oradaki hayat gayesi. Ortam o kadar senin için ayarlanmış ki bak gecenin evet. Kör bir saati. Karşında dünya şirini işte aklı başında eğitimli bir insan var. Sohbet ediyorsun. Onun da seni küçük küçük beğendiğini fark etmişsin hasta yakını olarak. Normalde. Sen de pilotsun. Ama baba yine işiyor. Refakatçi pilot olmaz ya. Biraz boş işi olan adamı refakatçi yaparlar ama. Hayır olsun canım, babası yani adamın. Refakatçi satın alınıyor biliyor musunuz? Öyle mi? Tabii. Bunu profesyonel yapanlar var. Ha tamam.
Yani sen hastanede duruyorsun ama bir yere kadar duruyorsun. Sonra işte parayla refakatçi ayarlıyorsun. Ha, güzelmiş. Gece boyunca o bekliyor. Sen flörtünün peşindesin. Bir de bir cümle var ya, her şeyin başı sağlık. Hı-hı. Değil. Değil. İşte her şeyin orada. Başı orada muhabbet. Her şeyin cümleye başı sizsiniz hemşire. Koşmamakta yani. Koşmaya da çok gerek yok o kadar. Evet. Gitmeyebilir yani hemşire. Peki hadi rolleri değişelim. Ne olduk? Oğlumuz flörtte. Biz de bırakıyoruz. Bas Allah bas, gelen giden yok, taksi durağı gibi. Aa, nerede bu benim? Orası Mevla'da oğlum. Çok sinir. Çok, hayırsız köpek. Çok sinirli küfür edersin orada çünkü. Ağzını geleni söylersin yani. Anladın mı? Hakikaten öyle olur. Ya hakkın o kadar çok haram etmişsin ki artık hiç olmadı yani. Bastın gelmiyor, bastın gelmiyor. Haram olsun, haram olsun. Bir de haram böyle. Haram olsun. Dur dur. Güç belada kalkmışsın, tamam mı? Tuttura tuttura kapıya girmiş, açmışsın. Orada kıkır kıkır konuşuyor biriyle. Böyle gözleri parlayarak. Gelirken de hala muhabbet ediyorlar. İşte, evet, değil mi yani? Dürtele birbirlerini. Ben burçlardan anlamam. Bir tek kendi burcumu bilirim falan. Dışarıdan ses geliyor. Seninle hiç ilgilenmiyorlar. Sen de orada şey istersen, hastasın. Şu düğme şöyle bir şey ya bastı. Ha. O bir patlayıcı düğmesi olsa keşke. Servis patlasın diye. Joker patlatıyor da bütün hastaneyi. Bir kat kat yıkılıyor her yer. Neden oldu? Oğlum yüzünden. Ya fark ettiniz mi bak? Flört tarafındayken babamız ölçüsünü istedik. Bu taraftayken de oğlumuzu... Daha size hemşire yapacağım. Daha dur. Daha bu iş burada bitmez. Herkesin gözünden farklı oğlum dünya. Bak baba olunca da ne kadar canımız sıkıldı, gördün mü? Evet. Tabii sıkılır yani. Düşünsene. Evlat yapmışsın, her şeyine bakmışsın. Milyonlar harcamışsın, milyonlar okutmuşsun. Kafandan onun hesabını yapar mısın? İşte yaparsın tabii. Tabii yaparsın abi. Şu an bak. Şu kadar olsa enflasyona vursak. 500 bin liraymış yıllık. Ha. 500 bin yatırıyorsun çocuğa. Önündeki 20-25 sene yatıracaksın. O da flörtte. Çocuk senin çişine sinirlenecek. Tabii. İnanılır gibi değil. Tabii ya da. Şu an gözüm hiç flört görmüyor. Ya da hiç ilgilenmeyecek seninle yani. Ya da kızın yanında laf soksa mesela oğlun sana. Yap kendini ya filan yapsan, tamam mı? Ya ben kendimi yapsam burada ne işim? Hayır. Ben ya meraklı mıyım buraya? Yapabilirsin baba diyor yani. Ya yaptın daha önce, kendini yap. Biz şöyle bak, tutula tutula şuraya bak, tutula tutula. İşe öğretiyor bir de, işe mi öğretiyor yani? Vallahi var ya, zaten yaşlıyım, zaten hastayım. Rezil edebileceğim ne imkan varsa kullanırım. İşeyi yani. Verir misin orada ortalığı? Hem de nasıl? Kız ama. Gidebilecekken gitmiyorsun değil mi tuvalete? Ayıp da olur ayıp şey. Yaparım yani. Dedim ki bak, bu çocuk da benim geleceğimi gör. Bu da böyle olacaktır. Ursi değil mi? Kızı Ursi değil mi bizimki şey? Bu hastalık bizde Ursi. Benim dedem de yapardı bunu. Kıza ben çocuğu... de yapacağım, bu pezevenk de yapardı. Kıza oğlunu kötüler misin peki? Çok sinirlendin. Kızı da kazanmak lazım bu arada. Şey... Siz ne yaptınız? Çapkın oğlumla mı sohbet ettiniz falan der misin yani? Ne yapıyor senin sevgililerin gibi böyle? Hani çocuğu zor durumda bırakacak. Her türlü şeyi yaparım ya. Ha, çok zor durumda bırakmak lazım işte o çocuğu. Şimdi benle ilgilenmedi ya, kendim işiyorum tutuna tutuna. Ben o flörtü bozarım kardeşim. Bozarım. Gerçekten bozarım yani. Sen ne kadar güzel bir kızsın. Ne yapıyorsun bizim serseriyle? Bunun işi yok, gücü yok. Bu aylardır 1 lira kazanmıyor. Bak sana yani. Da bir can geldi. Önce de flörte başladı. Farkında mısın? Aa! Buna ben bakıyorum ya. Bakma şu an çişimi tutamadım. Ya gül yüzlüyüm üstüne sizde diye. Ben bugün buradayım. Yarın iyileşirim. Aslan gibi dönerim evime. Biliyorsunuz emekli maaşına bir zam geldi. Bu devirde en büyük zenginlik borcunda olmaması diye anlattı. Benim 35 sene vesaire var devlette. O arada da salıyor. Yani altını içerken oğlunun elinden flört almaya mı çalışıyorsun? Alamayız abi. Ameliyatımda başarılı geçti, sen biliyorsun. Çok gerideyiz ama. 76 yaşındayız. Altımızı içiyoruz. Hayat doluyum, yaşamak doluyum. Oğlumuzun elinden alamayız flörtü. Mümkün değil yani. Çok neşeliyim efendim. En azından işi bozulsun ya. Evet. Güzel oğlumun. Evet. İşi bozulsun. Ailecek diye. Deli bunlar falan desin ki bozulsun tamam. İş. Hemşireyi alalım bir de şimdi. Hemşire gözünden de bakarsan. Kart bezerek bana emekli maaşıyla yürümeye çalışıyor. Oğlu da benimle iki sohbet edecek diye babasının düğmelerine gitmiyor. Yani ben herhangi bir şekilde gecem azıcık muhabbetli geçsin isterim. Ay ama berbat bir sülale bu baba oğul. Zaten mesleğin dünyanın en zor mesleği. Tabii. O adam gibi de 10 tane var. Ha. Kadının uğraştığı baba oğula bak ya. Çok güzel film konusu bu. Tabii. Tek planda çekeceksin, sürpriz final. Refakat 2.
Öyle. Bir nerede abi? Hiç karıştırma. İçiyle başlamışlar. Her filmin sonunda refakat ettiğimiz arkadaş herhalde Akın rahmetine giriyor. Evi bitmez de sonsuza kadar devam ediyor. Sürpriz işte. Adam meğer ölüymüş diye. Refakat edelim. Yapabilirsin. Bu arada hatırlatmış olalım. Sevgili Nuri Çetin'in Variyete Podcast'i tüm platformlarda. İşitsel olan her yerdeyiz. Evet. Spotify, Apple, Samsung vesaire. Xiaomi. Ulan bu kadar uzak bir adam ya. Xiaomi de çok reklam giriyor diye. Nokia'yı zorlarsanız. Apple mı dedim ben? Apple ama hepsi değil. 13'ten itibar. Pro Max'lerde var sadece. Çok alakasız. Ne demeye çalıştım da Apple dedim ben? Apple Podcast diyecektin çünkü yeni ismi Apple Podcast. Tamam. Doğru. Aslında biliyorsun ama çalışmıyorsun. Yok tesadüf denk geldi yani şu an. Alakasız yerde marka böyle. Telefon kendi. İyi çekiyor telefon kendi. Ayrıca da Kemal Ayça Instagram hesabında skeçler çekmeye de başladı yakın zamanda. Değil mi? Ha öyle. Evdeyim ben biliyorsun. Şu an ben işsizim. Hiçbir şey yapmıyorum. Kendisini Instagram'dan da takip edelim. @KemalAyça. @KemalAyça. Beklerim tabii. Instagram'ın? Nuri.Cetin. Nuri.Cetin. Bu bölümümüzün çok izleneceğini tahmin ediyoruz. O yüzden de bize de bunu feedback olarak gösterirseniz çok mutlu oluruz. Yaşam standartını düşüren şeylere devam ediyoruz. İşsizlik de öyle ya. Bak işin ekonomik boyutunu falan hiç konuşmayacağım. Zaten hani. Gün nasıl geçiyor gün değil mi? Koca bir gün. Şöyle bir şey. Mesela ben birdenbire böyle oyunları durdurdum. Dedim ki ben yeni oyunu tamamen fullleyeceğim, yazacağım. Aha. 1,5 ay, 2 ay ben evde kalacağım. Ayşe ile de konuştum. Tamam dedik yani böyle bir sisteme geçelim. Yemekler sende diye bir şey geldi mi? Birinci haftadan itibaren değişti biliyor musun ortam? Hakikaten öyle oldu. Yemekler bakalım filan. Bugün ne yeriz? Ben şimdi toplantıya gitmem lazım. Bulaşıklar hadi sende filan. Tamam diyorsun yani tabii ki. Ben zaten biliyorsun normalde de yapıyorum. Bunun filmi var oğlum. Lars von Trier'in Dogville'ini izlemişsinizdir. İzlemedim. Böyle mi film? Orada da Nicole... Böyle değil canım. Ben seninle biraz hocam hikaye ara deniyor. Orada da Nicole Kidman kendi halinde yaşayan bir köye gidiyor. Barınacak bir yer yiyecek için işte. Hı-hı. Şunu anlatmaya çalışıyor aslında yani. Senin bir faydan yoksa neden bizimlesin? Bir tanesi sevişmek istiyor Nicole Kidman'la. Bir tanesi hasta babaannesine baktırıyor. Bir tanesi tarlaya koşuyor. Başına bunlar gelmez inşallah. Kemal. Onu çalışmışsın. Yani seni dikkat et kanka. Haftaya Samsun orada her yere oyun koymuş. Yani faydan yoksa bir topluluğa, bir cümleye onlar da senden faydalanmak istiyorlar. Batmaya mı başlıyor? Her anlamda. Tabii tabii. İlk günden hatta ilk gün hoş geldin yapıyor hepsi. Sonra yani. Bir süre sonra hatta ikinci güne itibaren bir römörk atmaya çalışıyor kadın. Öbürü diyor ki git bütün şu zeytinleri topla 17 saat iş veriyor falan. Öyle yani. Bunların hepsini bana yaptılar. Vallahi bunların hepsi yapıldı. O yüzden bir süre sonra çünkü şey yani o Seda Sayan'ın bir çıkışı vardı ya. Erkek evde oturmayacak sabah işte evden çıkıp gidecek evet. Falan. Bu abi bütün kadınların içinde olan bir şey. His. Gerçekten erkek evde oturmamalı. Böyle bakıyorlar olaya. Ben şu anda her gün çalışıyorum evde. Daha oyunu yazamadım. Dam aktarıyorum. Çocukları dolaştırıyorum köpekleri. Öyle işte. Odun kırıyorum falan. Bambaşka bir adam oldum. Tabii. Yani. Çünkü senden bekleniyor. Boş boş oturma oluyorsun yani. Göze batıyorsun. Evet. Modern hayatta da bu böyle yani. Ki önceden konuştuk bunu. Dedim ki ben 2 ay hiçbir şey yapmamam lazım. Ha. Benim dedim bir film senaryom var. Bir de işte yeni oyun yazacağım. Tamam dedi. Olmuyor yani. Tamam dediği anda villadayı bırakıyor. Aynen öyle. Gerçekten ya Allah öyle. Allah. Ne önemi var? Tamam. Camsil aşağıda diye. Camsil'in yerini gösteriyor. Tamam olmaz işte. Ha, bu arada bize gelen bir abla vardı. Onunla da yolları ayırdık. Çünkü ben varım. Çünkü ben varım oğlum. Senaryo artı boş vakti var kardeşim. Ben daha güzel cam temizliyorum diye. İnsan kendi şey, evini daha iyi temizliyor. Çünkü evet. Muğlak işler bunlar. İkna edemezsin karşıyı. Senaryo yazacağım, stand-up yazacağım. Ne zaman yazacaksın? Kaç dakikada yazıldığı belli olmayan şeyler ya bunlar. Aynen yani. Öyle. Bir de yani ufak ufak Instagram gıydırladığın bir anı denk geliyor. Ha. Tabii. Böyle mi yazıyorsun filan oluyor o zaman? Tamam. Şey oh yapayım. Vallahi diye. Ben gideyim çalışayım bütün gün. Aynen. Bu sefer öyle oluyor yani. Atlayayım. Beni dövüyor. Ben buraya ağlayarak gelsem. Beni kurtarın beni. Beni tekrar sahneler al. Hanımlar beyler, Rabarba Talk. Rabarba'nın en eski sağlam üçlülerinden biriyle an itibariyle sona eriyor. Kemal'cim ağzına sağlık.
İyi akşamlar dilerim. Akşam mı oluyor bu? İyi ki geldin. Eyvallah. Nuri. Vakit değişmez. Bir tanesi de gacım. Bugünlük bu kadar. Öpüyoruz. Bay bay.